birer tane ama değişik işte başvuruyorduk. Yine süre uzatılabiliyordu. Yani aynı benzer bir formülü burada da eğer dosya yani kaynak olmuş olsa bile tasdik kararı veya bir üst merci olmuş olsa bile bu şekilde bir fesih talebiyle bundan ne çekir düşünüyorum. Bunu da araya artık parantez sıkıştırıyorum. Şimdi fesih dediğimizde iki fesih doldurmuş kanun koyuyor. Bunlardan birisi kısmi fesihtir. Bir diğeri de konkordatlık tamamen fesihtir. Ha şimdi bu fesih meselesi artık bu bir dava. Buraya kadar fesih çekişmesi geldi. Çekişmesi geldi, çekişmesi geldi diyerek geldik. Ama bu bir artık dava. Çünkü burada doğrudan doğruya muhatap borçludur ve borçluya karşı dava açıldı. Artık ikimiz hukuk muhakimlerinin kanuna tabi olarak yürütecek bir dava. Burada bir alacaklı borçluya karşı kısmi bir fesih davası. Burada gerekçesi şu. Borçlu bana karşı konkordato teklifindeki tasdik edilen konkordato projesindeki hükümlerini yerine getirdi. Gerekçesi. Bu gerekçeyle başvurun. Eğer davayı kazanırsa artık sadece o alacak. Konkordatoya bağlı olmaktan kurtulun. Konkordatoya bağlı olmaktan kurtulduğu için de tahmini devam edilir veya yine tahmini yapabilir. Bir de konkordatonun bir bütün halinde tesirini görmüş kanun kurucu. Burada herhangi bir alacaklı şayet konkordaton tasdikini kötü niyetli olarak gerçekleştirildiği, sağlandığı iddiasında ise o zaman konkordatonun tamamen kesinliği istiyor. Ya burada esasen bu kötü niyet diyoruz ama bunun özü hiledir. Hileli yöntemlerle konkordaton tasdik ettirildiği iddiasında ise o zaman bütün alacaklar için konkordaton vesilesiz olacaktır. Ve oradaki borçluluğuna göre de vesile sonucunda alacaklar konkordaton göre bağlı olmaktan kurtulacak. Borç iflasa tabi kişilerden ise iflasına karar verilecek. Şimdi böylece arkadaşlar da tabii ki çok ama çok detaylı bir şey mümkün olduğu kadar hani böyle baktığımızda daha rahat olarak görüp şey yapabileceğiniz konulara fazla girmedik çünkü onlar kanunda var. Hatta ziyade böyle önemli olan, kullanılması gereken, daha böyle sorun olabilecek şeyleri hem gündeme getirmek hem bu konuda kendi görüşlerini beyan etmek hem de tartışmak bağlamında söylemiş oldum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
denetim kaybı olarak adlandırılır. Dolayısıyla eğer ki mahkemelerimiz bu söylediğiniz noktada bir tereddüt varsa, yani o kadar borçluya bir güvensizlik varsa, borçlu bütün işlemlerinin komiserin iznine tabi olması yerine daha profesyonel bir yönetim kaybı atamayı tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin söylediğiniz hiçbir komiserin buna yetişebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani belli bir komiser atacak mahkemelerimiz bilmiyorum. Ama benim ayrılacağım zaman çok sınırlı. Veya işte beni görebildiğim kadarıyla bazı avukat arkadaşlar komiserlik yapıyor ve icra müdürler komiserlik yapıyor. Yani tek iş bu değil. Bizim komiserlerimiz ikinci bir iş. Yani ben dünya dedim ki varsa yani kendim için söylüyorum. Diğerler için de böyledir. Yani sadece komiserlik yaparak geçimi sağlayan avukat arkadaşlarını bilmiyorum. Yani dolayısıyla bu söylediğiniz soru birincisi benim şeyim böyle bir ihtimal varsa, böyle bir güvensizlik varsa borçluya, hani baktığınız o borçlar bu sebeplerine süreç mi o zaman komiseri atamak daha doğru bir şeyler. Bunun dışında söylediğiniz konkordato teklif eden kişi tacir midir, değil mi? Buna bakmak gerekiyor. Tacirler baktığında kamyonlarda bulunmak olağan iş. Dolayısıyla bu olağan iş bakımından mutlak olarak komiserin izni aramanın doğru olmayacağını. Ama komiserin nezaret etmesi başka bir şey. Yani komiser gözü açık olacak. Biz yani komiserin nezaret etmesini ona anlıyoruz. Gözü açık olacak. Nereye veriyor, nereden ve bunları kullanarak şirketin için boşaltır olabilir. Çünkü yani bir sürü muazzam işlem oluyor, şahitte oluyoruz. Hani bu, bununla sınırlı olmalı. Yani alacakların menfaatini koruyacak dedik ya. Hani bu konuda prosedürün kötüye kullanmasının, kullanmasının etkin olacak şeyler yapmak bir komiser. Onun dışında ben de size katılıyorum o konuda. Yani orada böyle bir şey olmamalı. Yani son soru çok güzel. Sırayla alan çok kişi var çünkü. Meslektaşım. Parayı çevirmesiyle ilgili olarak, rengin eğer konumundan süreciyle ilgili çok önemli.
Şimdi burada
ameliyete bakmak daha doğru diye düşünüyorum hocam. Nasıl? Alacak doğmuştur ama muacel değildir. Geçici müddetten sonra muacel olmuştur. Bu takdirde bu hükümsüzlük olmamalı. İşte tam bence sıkıntı tam da burada zaten. Ben evet. Tam tersini söylüyorum. Kanun şey demiyor zaten. Vaadet demiyor. Muacel demiyor. Doğmuş olmak. Biz şimdi 89. Ama doğum farklı, muadili farklı, temeli farklı. 89. madde çerçevesinde biz müstakbel alacakları hazretmiyor muyuz? Orada ne diyoruz? Müstakbel alacak bakımından şunu diyoruz. Ben temelde bir hukuki işçi kurulmuşsa partimiz bu andan itibaren müstakbel alacağın varlığını kabul ediyoruz. Dolayısıyla bir alacağın doğmuş olması farklı bir şeydir. Onun vadesinin gelmiş olması farklı bir şeydir. Ve ben sırf vadesi, yani daha önce yapılmış temlik, sırf vadesi müddetten sonra gelmiş olduk geldi diye ben bu konuda durmasını ödemeyeceğim. Yani bu doğmuş olması başka bir şey alacağım. Önerim bir şey. Azık arkadaşlar almış. Üçüncü kişi lehine, lehin verilme durumunu düşündüğümüz biraz zaman... Biraz daha yüksek sesle ne olur? Tabii. Üçüncü kişi anladım ama... Üçüncü kişi lehine rehin verildiği senaryoda... Evet. Üçüncü kişi konkordato talebeden olsun. Yani lehine rehin verilen konkordato talebeden. Evet, tamam. Bu durumda eğer rehin paraya çevrilmesi haciz yolu başlatıldığı zaman da konkordato talebi onaylandığı durumda... Bu takibe bir etkisi olur mu konkordato? Yani satış engellenebilir mi buranın bakımından? Evet. Şimdi buradaki enteresan nokta şu, tabii yargıtay bu yine iflas yargılamada benzer bir şey vardı. Şunu söylemişti, dedi ki burada zorunlu takip arkadaşlığı vardı. Zorunlu takip arkadaşlığı olduğunda takip arkadaşlarından birisi bakımından takip yapamazsanız, yapamıyorsanız, diğeri bakımından takip yapamazsınız dedi. Şey niteliğinden, takip niteliğinden kaynaklı olarak. Ha bu konkordato ne kadar uygulanır? Öyle tahmin ediyorum. Mahkemeler bu yönde uygulama geliştireceklerdir. Ama burada müessesenin amacının da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Konkordatonun amacıyla iflas-ı